Merhaba gençler. Şimdi yepyeni bir üniteye başlıyoruz. Ünitemiz ne? Kimyasal türler arası etkileşimler. Yani 9. sınıftaki gördüğünüz o baş belası olarak karşınıza çıkan zorlandığınız ve kavramları zor oturttuğunuz kısımlardan birisi. E hocam bu kadar bahsettiniz o zaman çok mu korkutucu? Değil. İnanın çok basit bir konu. Sadece mantığını ilk başta kavramamız lazım. Mantığını kavrarsak o kadar basit olduğunu fark edeceksiniz ki. Ve buradan soru, MSÜ'de her sene gelen bir soru kalıpları vardır. Aynı şekilde TYT'de her sene gelir ve burası bağlantılı bir bölge. Burayı aynı şekilde AYT'de mesela sıvı çözeltilerde ya da organik kimyanın içerisinde de kullanabiliyoruz. O yüzden burayı öğrenmenizde çok büyük yarar olmuş olacak. Peki hadi bir başlayalım hocam. Nedir bu kimyasal tür? Kimyasal tür dediğimiz şey nedir deyince karşımıza ilk şu gelecek. Diyeceğiz ki kimyasal tür kim dersek karşımıza amirlerimiz çıkacak. Amirler kimyasal tür olarak nitelendirilecek. Yani atom, molekül, iyon ve radikal diye aklınıza kodlamaya çalışacağız. Neymiş bunlar? Dedik ki amirlerimize hocam atom, molekül, iyon ve radikal kimyasal türlerdir. Ha bu arada hocam kitaba bir baktım radikal kavramı yok. Evet yok. Kitabınızda yer almayacak ama bunu öğreteceğim size. Çünkü burası ileride işimize yarayacak. Radikal kavramını bilmenizde çok fayda var. O yüzden ben gene de ekliyorum bunu. Peki neymiş arkadaşlar? Kimyasal tür deyince atom gelecekmiş aklına. Molekül, iyon ve radikal gelecekmiş. Peki hocam tanımı ne? Yani ben atom tanımını nasıl yaparım dersem. Bir elementin bakın fiziksel ve kimyasal bütün özelliklerini istisnasız olarak hepsini gösteren en küçük yapı birimine verdiğimiz isim atom olacak. Kim gibi hocam? Kim atom diyeceğim? Mesela diyelim ki Fe yazdım. Bu nedir? Bir demir elementi değil mi? Tek başına bulunuyor ya. Bu bir demir atomu diye geçer. Ya da sen karşına Cu dedin. Yani bakır atomunu yazmış oldun. Ya da karşına mesela hidrojen de yazabilirsin. Ama tek başına yazarsan bak sağında solunda ikisi üçü beşi olmazsa bu ne olmuş olacak? Hidrojen atomu şeklinde karşımıza gelecek. Ya da oksijeni yazacaksın ya, oksijeni tek başına gördün şöyle. Bu bir oksijen atomu şeklinde karşımıza gelecek. Demek ki atom neymiş? Bir elementi tek başına gördüğünde buna atom diyecekmişsin. Çünkü bütün özelliklerini gösteren en küçük yapı taşı diyeceğiz. Peki hocam, molekül ne? Şimdi molekülde çok önemli bir kelime var. Buraya dikkat edeceğiz. Bak, aynı veya farklı. Altını çizeceğiz. Aynı ya da farklı atomların. Önemli kelime geliyor. Kovalent bağ ile bir araya gelmesiyle oluşturduğu yapılar. Şimdi bazılarınız diyecek ki hocam kovalent bağ ne? İleride göstereceğim tamam mı? Hatta bu konunun içerisinde göstereceğiz. Sadece siz şunu bilin. Aynı ya da farklı atomları bir araya getirerek oluşturduğum yapıya molekül adını vereceğim. Kim gibi dersek mesela karşımıza şu geldi. Tek başına hidrojeni yazarsan bu bir hidrojen atomu olur. Eğer ki köşesine 2'yi koyarsan bu bir hidrojen molekülü oldu. Tamam mı? Şöyle gel. Oksijeni yazdım tek başına görürsen bu bir oksijen atomudur. Eğer ki bunun yanına arkadaşını koyarsan yani O2 getirirsen bu bir oksijen atomu olur. Hocam hep aynı olmak zorunda mı? Hayır. Mesela bu bir karbon atomu. Yanına oksijen atomunu koydum. Soluna da 2 koydum. Bak ikisi de büyük ya. İkisi de büyükse bu bir bileşiktir. Burada ne yaptım? Bir bileşik molekülü elde ettim. Yukarıda ne var? Element molekülü. Bu ne? Bileşik molekülü. Ya da sürekli gündelik hayatta kullandığımız ne var? Suyumuz var. H2O'dan bahsediyoruz ya. Bunlar kovalent bağ ile oluşmuş atomlardır. Ametaller. Ha bakın o detayı da söyleyeyim. Hocam kovalent bağ oluşturacak kişiler kimlerdir dersek sadece ametal. Ametaller kimde? Hatırlayın. Daha önceden öğretmiştim. Job, Hasan, Yeda grubu. Eğer ki bunlar kendi arasındaysa kimi oluşturacakmış? Molekülleri oluşturacakmış. Aldık mı bu bilgiyi de cebimize? Sırada kim var? Hocam iyon bilgisi var. İyonlar neydi? Nelere biz iyon diyeceğiz? Bunun için de şöyle diyeceğim. Eğer ki bir atom elektron almış ya da vermiş gruplara verdiğin isim olacak. Tamam mı? Elektron almış ya da vermiş olabilirsin. Peki neden grup diyorum? Bu olayı atom da yapabilir, moleküller de yapabilir. Tamam mı? Kök halinde molekül diyorduk ya onlar da iyon fazında olacak. Peki hocam atom eğer ki elektron alırsa neyle yüklenecek? Eksiyle yüklenecek. O zaman bu ne olacak? Bir iyon adını alacak değil mi? Mesela şöyle gösterelim. Bu bir ne? Oksijen. Oksijen atomu. Eğer ki bu iki tane elektron alırsa tepesini eksi iki şeklinde yazarım. Artık ne oldu? Oksijen iyonuna döndü. Ya da şuraya geldim. Tek başına
N yazarsam bu bir azot atomu oldu. Eğer ki tepesine 3 eksi dersem bu bir azot iyonu haline geldi. O zaman eksi yüklü iyona verdiğim isim de neymiş? Anyon şeklinde karşımıza gelecekmiş. Ya tam tersi olsaydı, atom elektron verirse bu sefer kime dönecek? Katyon dediğimiz ifadeye dönecek. Katyonu hatırlayın, şu aradaki T artıdan aklımıza gelsin demiştik. Katyon yani artı yüklü bir iyon haline geldi. Hani biraz önce hidrojenden bahsetmiştim ya, tek başına yazdım hidrojen atomu yok. Artıyı koydum, hidrojen iyonu oldum. Hangi iyon? Katyonu oldum. Ya da karşımıza şöyle diyelim ki sodyum geldi. Bu bir sodyum atomudur. Köşesine bir şey koyarsam sodyumu neyine döndü? İyonuna döndürmüş olduk. Peki. Geldim şimdi kime? Radikal dediğimiz kavrama. Radikal nedir? Şimdi radikali çok fazla görürüz ama bunun adının radikal olduğunu bilmiyoruz. Sıkıntıyı orada yaşıyoruz zaten. Radikal şu. Bak, en az bir tane eşleşmemiş elektronu bulunan atom ya da iyona, moleküle verilen isimdir. Bak, nasıl bir şey göreceğim? Şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Bu bir hidrojen atomu ya. Bunun yanına şöyle bir tane nokta koyarlarsa bu bir hidrojen radikali olacak. İleride noktanın ne anlama geldiğini öğreteceğim. Ya da karşımıza kim gelsin? Sodyum geldi ya. Sodyumun yanına bir tane noktayı koyarsam bu bir sodyum radikali şeklinde gelecek. İlla ki böyle olmak zorunda da değil. Mesela OH dedik ki bu bir hidroksitti. Yanına bir tane nokta gelirse bu bir hidroksit radikali şeklinde karşımıza gelecek. Evet, şimdi neredeyiz? Kimyasal türler arası etkileşimleri sınıflandırmaya geldi sıra. Şimdi kimyasal türler arası etkileşimleri sınıflandırırken iki bölgede inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi şu olacak. Biz bağlanan türlere göre bir sınıflandırma yapacağız. Bir diğeri de bağların sağlamlığına göre bir sınıflandırma yapacağız. Yani ilk... Anam, kalem düştü. Evet, demek ki neymiş burası? Önemli konulardan birisi. Yani... Bağların sağlamlığının çıkma ihtimali olduğunu kalemin düşmesinden anladık. Yani yıldız atıyoruz. Şimdi gençler, nereye geldik? İlk olarak bağlanan türe göre bir sınıflandıralım hocam. Şimdi atomlar arası bağlar. Eğer ki aynı veya farklı türdeki atomlar arasında oluşan bağlardan incelediğimiz yapılardır. Aynı ya da farklı. Nasıl yani hocam? Aynı ne demek oluyor? Aynı türde şöyle göreceğim. Mesela hidrojen atomu hidrojen atomu arasında, demir atomu demir atomu arasında, helyum atomu helyum atomu arasındaki gördüğüm bir etkileşim kuvveti. Şimdi ileride diyeceksiniz ki hocam iyi de helyumlar bir soy gaz değil mi? Bir bağ yapmaz demiştiniz. Tamam ama İki atomun birbiri arasında bir etkileşim kuvveti olacak. Çok zayıf olsa da. Bunu ileride London etkileşimi diye öğreteceğim size. Bu yüzden her atom arasında bir etkileşim görebileceksin. Peki farklı tür nasıl olacak? Bak, biri hidrojense biri klor. Sallıyorum. Biri hidrojense biri oksijen. Biri azotsa biri hidrojen gibi. Bunlar aynı atom, bunlar farklı atom arasındaki etkileşimleri inceleyen bir durumdan bahsedeceğim. Başka ne var dersek şu. Atomlar arasındaki bağlar. Eğer ki hidrojen klor ya da demir demir gibi güçlü bir etkileşim olabilir. Bakın bunlar güçlü etkileşim olacak. Göstereceğim. Burası metalik bağ kuvveti, kovalent bağ kuvveti olacak. Ama atomlar arasında görülenlerin tamamı güçlüdür derse burası yanlış bir ifade. Mesela burayı kavrama yanılgısı olarak çok görüyoruz. Biz ileride şöyle bir şey diyoruz. Atomlar arasında görülen bağlar güçlüdür. Hayır. Neden? Helyum atomları arasında görülen etkileşim zayıf bir etkileşimdir. Bu yüzden bir tane istisnası var. İstisnası da şu. Normalde atomlar arasında görülen etkileşimler güçlü etkileşimler diyecektim. Fakat soy gazlar hariç demek zorundasınız. Anlaştık mı gençlik? O zaman ne diyorum? Soy gaz atomları hariç atomlar arası görülen etkileşim türleri güçlü etkileşimdir diyebileceğiz. Peki o halde bağın atomlar arasında olması... O bağ kesinlikle güçlü kılar mı? Kılmaz. İstisnası ne dedik? Soy gazlar şeklinde karşımıza gelecek. Peki hocam, örnek görebilir miyiz bununla ilgili? Şöyle bir şey yapalım. Mesela sodyum, civa ve helyum atomları arasındaki etkileşimleri incelemek istiyorum. Burada şöyle diyorum. Üçünün de etkileşimleri atomlar arasında. Oda koşullarında sodyumu katı, civayı sıvı, helyumu gaz olarak görüyorum. Sebebi ne hocam? Bu ne değiştiriyor ki bunları dersek? Bunları... Etkileşim yani bağ kuvvetleri değiştiriyor. Bakın sodyumu atomlar arasındaki bağ kırman için vermen gereken enerji yani kaynama noktası 833 kilojül. Civa için vermen gereken enerji 358 iken
Helyum için -269. Bakın atomlar arasındaki etkileşim kuvvetleri de farklıymış demek ki. Bunlar arasında bir fark oluyor. Sebepleri de bağ güçlü güçlü ve zayıf olmasına göre değişiklik gösterebiliyor. O yüzden atomlar arasında görülen etkileşim kuvvetleri hepsi aynı derecedir diyemezsin. Neden? Çünkü atomdan atoma bir değişiklik göstermiş olacak. Peki hocam, şimdi moleküller arasındaki bağları incelemek istesem. Şimdi buraya kadar atomun içini gördüm. Şimdi moleküllerin arasındaki bağı göreceğim. Bunu nasıl sınıflandıracağım? Bir yapının molekül olabilmesi için kesinlikle ne olması lazım? Kovalent bağlarla birbirine bağlanması gerekiyor. Eğer ki kovalent bağ ile bağlanmamışsa, yani copasan yedağı dışında bir şey varsa molekülden bahsedemeyeceksin. Tamam. Peki hocam, moleküller arasındaki etkileşimler sonucunda oluşan bağları biz moleküller arası bağlar adını vermiş olacağız. Aynı, bakın aynı veya da farklı moleküller arasındaki etkileşimlerin hepsi zayıftır. Bakın buraya kadar şunu gördük. Hatta bir şöyle kapak örneğiyle göstereyim ben size. Örneğimiz şu. Bir kalemi görüyoruz. Diyorum ki şu ikisi arasında, bak kalem ve kapağı arasındaki gördüğün etkileşim güçlü etkileşim. Niye? Bunu kırman çok zordur. Kuvvet uygulaman gerekiyor. Bu bir güçlü etkileşim oluyor. Eğer ki bu kapak ve kendi kalem arasındaki etkileşim güçlüyse, şöyle söylüyorum. İki kalem arasındaki etkileşimde ne olacak? Zayıf etkileşim olacak. Bunlar birbirini çekiyor mu? Sen fark etmesen de çok ufak bir çekim kuvveti var. Ama bunlar molekül arası diye geçer, zayıftır. Eğer ki molekül içi, yani atom arası dersen, bak kapak kolay çıkıyor mu çıkmıyor? Zorlaman gerekiyor. İşte buna güçlü etkileşim. Buna ne diyorsun? Zayıf etkileşim adını vereceksin. O halde ikisinin ayrımını net bir şekilde görmen lazım. Yani soru sana atomlar arasını mı, moleküller arasını mı soruyor? Buna dikkat edin. Şimdi gelelim buraya. Aynı tür moleküllerde ne yaptım? Hidrojenle hidrojen arasında bir etkileşim var. Ya da oksijen oksijen, su su, azot, amonyak amonyak arasında bir etkileşim. Kuvvetini göreceğim ya. Nasıl tür bu ikisi de? Aynı. Aynı tür, aynı tür, aynı tür. Bunlar aynı tür molekül diye geçecek karşınıza. Peki geldim bir diğerine. Bak su ve HF arasında ne var? Farklı tür. Ya da oksijen ve su arasında farklı tür hocam. İyot ve karbon tetrakolleri farklı tür. Bunlar aynı tür molekül arasında olabildiği gibi farklı tür moleküller arasında da görülebilen bir etkileşim kuvveti olarak gelecek. Peki bunları tanımlamak istersen ne diyeceğim? En önemli cümlemiz şu. Moleküller arası bağların istisnasız hepsine zayıf diyeceğim. Bak moleküller arası mı? Zayıf etkileşim diyeceksin. Ama zayıf etkileşimler arasında bir kuvvet farkı vardır. Bundan dolayı fiziksel koşulları farklılık gösterecek. Mesela bakalım. İyotlar arasında, su arasında ve karbondioksit arasındaki etkileşim kuvvetleri. Oda koşullarında iyotlar arasında ne göreceğim? Katı. Sıvılar, yani su arasında sıvı, karbondioksitler arasında gaz fazında görmüş olacaksın. Peki kaynama noktası 184, 100, bu da ne? 57. Bunu değiştiren şey ne? Bu çekmenin kuvveti. Eğer ki çekim kuvveti çok fazlaysa bunu kırman zor olur. Kırman zor olursa kaynama noktası yüksek olur. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Eğer ki moleküller arası etkileşim kuvveti yüksek olursa kaynama noktan yüksek çıkmış olacak. Düşük olursa onun da düşük olarak karşımıza geldiğini göreceğiz. Evet, şimdi aynı konuyla bir devam edelim. Evet gençlik, şimdi sıra geldi. Bağların sağlamlığına göre sınıflandırmasına. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Bakın iki tane atom görselinden bahsedeceğim. Bu görsellerde önemli olan olay şu. Bir çekirdeğimiz ve çevresinde dolaşan bir de nelerimiz var? Elektronlarımız var. Peki ne işe yarayacaklar? Biliyorsun sayısızca atomlar göreceğiz. Yani ileride mesela mol sayısında söyleyeceğim. 6,02 × 10^23 tane, yani sayısızca atom var. Şimdi iki tane atom. Çekirdek ve elektron arasında şöyle bir etkileşim gerçekleşiyor. Çekirdek ne? Artı yüklü. Elektron ne? Eksi yüklü. Artı eksiği ne yapar? Çeker. Bu sefer bir çekme kuvveti gerçekleşiyor. Yani bir çekirdek ve elektron arasında hangi kuvvet gerçekleşiyormuş? Çekme kuvveti. O zaman bunu aşağıda bir işaretleyelim. Kimyasal türlerin çekirdekleri birbirini iter. Çekirdek ve elektronlar birbirini çeker mantığı geldi. O halde çekirdek ve elektron birbirini çekti. Çekerken bu sefer çekirdekler yaklaşıyor ya, bunlar da aynı yüklü, onlar da birbirini geri itti. Çekme ve itme yükleri ortaya çıktı. Bu sefer biz bunları sınıflandırmak istedik. Dedik ki bak dedik, eğer ki çekme kuvvetlerinin baskın olmasıyla, yani çekme, çekirdek ve elektron birbirini çekti, sonucunda oluşan yapıya biz
kimyasal bağ ya da güçlü bir etkileşim adını vereceğiz. Çünkü burası artık güçlü, birbirini bir arada tutuyor diyeceğiz. Ama çekirdek ve itme, yani çekme ve itme arasındaki fark çok küçükse ne çekebiliyor ne itebiliyor ama birbiri arasında bir etkileşim kalıyor. Bu şekildeki oluşan bağ fiziksel bağ ya da zayıf etkileşim kuvveti adını vereceğiz. O zaman iki tane kuvvetten bahsedeceğim. Bu kuvvetlerden birisi güçlü etkileşim, bir diğeri zayıf etkileşim kuvveti şeklinde karşımıza gelmiş olacak. Kuvvetler bizim için çok önemli çünkü soru kalıplarında bize genellikle buraya soruyorlar ve oluşum şekli de şöyle, unutmayın. Çekirdekler birbirini iter, çekirdek ve elektron birbirini çeker. Eğer ki çekme kuvveti itme kuvvetinden daha güçlüyse güçlü bağ, yani kimyasal bağ oluşturmuş oluyorsun. Çekme ve itme arasındaki fark çok küçükse birbirini ne çekebiliyor ne itebiliyor. Arada bir yerde kalıyor. O zaman sana da fiziksel bağ, yani zayıf etkileşim adını vermiş oluyoruz. O halde hocam şöyle bir kıyaslama yapacak mıyız? Kimyasal türler arası etkileşimler diye koskoca bir sınıflandırma yapacağım. Bu sınıflandırmayı şöyle ayıracağız. İki kısımda inceleneceğim. Güçlü ve zayıf etkileşimler olarak gelecek. Bakın unutmayın, kimyasal türler arası etkileşimler iki sınıfta ayrılıyor. Güçlü etkileşimler, zayıf etkileşimler. Hocam şimdi güçlü etkileşimler dedik de biz kime güçlü diyeceğiz ki, yani kim güçlü olabilir ki diye şöyle bir anımsatma yapalım kendimize. Kim güçlü olabilir? Hocam bunlar, dur farklı renk olsun. Kovalent bağ, kovalent bağ, iyonik bağ, iyonik bağ ve metalik bağ olarak sınıflanacak. Metalik bağ olarak sınıflandırmış olduk. Anlaştık mı? Bakın, kim güçlü, kim kovalent, iyonik, metalik. Kovalent, iyonik, metalik. Aklına kazı, tamam mı? Güçlü etkileşimler sana soracaklar. Aşağıdakilerden hangisi bir güçlü etkileşimdir? Ya da aşağıdakilerden hangisi bir zayıf etkileşimdir diye. Güçlü etkileşim deyince aklımıza kovalent, iyonik, metalik bağ şeklinde gelecek. Peki hocam, zayıf etkileşimler deyince aklımıza kim gelecek? Zayıf insanları biz acırız. Nasıl acırız? Vah vah deriz. Ya bunlar zayıf insanlar deriz. O zaman vah diyelim şöyle. Vah. Ne hocam bu vah dersek? Bunlar van der Waals. Van der Waals ve hidrojen bağı etkileşimleri olacak. Hidrojen bağı etkileşimleri şeklinde karşımıza gelecek. Bakın. Kimyasal tür deyince ne yaptık? Amir dedik. Tamam mı? Atom, molekül, iyon, radikal. Bu kimyasal türler arası etkileşim deyince ikiye ayırdık. Güçlü etkileşimler, zayıf etkileşimler. Dedik ki kim güçlüdür dedik. Kovalent metalik iyonik bağlarımız güçlüdür dedik. Peki zayıflar kimdir? Vah vah zayıf insan dedik. Van der Waals ve hidrojen bağları dedik. Daha sonra bu Van der Waals dediğimiz meret kendi arasında birkaç kere daha dallanıp budaklanıyor. Bunlar ne olacak? Diyecekler ki hocam iyon dipol. Başka? Dipol dipol. Dipol. Hatta şurada şöyle yuvarlak yapayım. Başka diyecek. İndüklenmiş dipol. İndüklenmiş dipol etkileşimi. Kısaca bunlara London etkileşiminin adını vermiş olacağız. Şimdi dolaylı olarak bu üniteyi ilk defa görürken bir bakın Van der Waals diyor, hidrojen bağı diyor, iyon dipol 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 indüklenmiş ne diyorsun, şu anda korkuyorsun. Ama korkmana gerek yok. Neden? Korkunun neticede faydası yok. Öğreneceğiz. Kaçarı yok gençler. Bakın gerçekten basit bir kısım. Sadece isimleri değişik geliyor. İsimleri. Mantığını öğrendiğimiz zaman hepsini çözeceğiz. Tamam mı? O yüzden sadece mantığını öğrenmeye odaklanacağız. İlk kuralımız neydi? Etkileşimler kimlerde? Güçlü zayıf. Güçlü deyince kim güçlü diyorsun? Kovalent, iyonik, metalik diyorsun. Zayıf deyince acıyoruz. Van der Waals ve hidrojen vah diye bir etkileşim geliyor. Van der Waals dallanıp budaklanıyor. Şu anda ezberlemesen de olur. İleride öğreneceğiz zaten neyin ne olduğunu. Peki hocam burada nasıl bir kıyas yapabilirler bize? Yani güçlü ve zayıf ayrımını sana nasıl yaptıracaklar? Sana birinci olarak şunu söyleyecekler. İki kimyasal tür arasında oluşan bağın enerjisi 40 kilojül bölü mol, yani mol başına 40 kilojülden daha büyük bir enerji gerekiyorsa. Ne demek? Bir bağ kırmak istiyorsun diyor. Bu bağ kırmak için sana bir sınır değeri sunuyorum diyor. 40. 40 rakamını unutmayın. 40'tan daha büyükse diyor bu etkileşim türüne ben güçlü etkileşim, yani bir kimyasal bağ olduğunu söylerim diyor. 40'tan büyükse. Ya 40'tan küçükse hocam? O zaman da zayıf etkileşim, yani bir fiziksel bağ olduğunu söylemiş oluyor.
Hani diyeceğiz de ileride kimyasal değişim, fiziksel değişim neye bağlı? İşte bu etkileşimlere bağlı. Türlerin birbirini çekmesi bizim için çok önemli. Çekim kuvvetlerinin biz atomlar arasında mı yoksa moleküller arasında mı olduğunu keşfetmeye çalışıyoruz. Enerji birimi olarak burada bize bir tane 40 detayı verdi. Ha bu arada 40'ın üzerinde çıkan birkaç tane daha yapıyla karşılaşacağız. Mesela su, glisenin, gliserol gibi yapılar var. Çok fazla hidrojen var içeren. Bu yapılarda mesela suyunki atıyorum 46 kilojül çıkacak. Bak 40'ın çok büyük üstünde değil, istisnasıdır. Kimin istisnası? Hep karşına çıkacak. Su istisnası. 40'ın üzerinde olmasına rağmen bu etkileşim türü zayıf sınıfında yer alacak. Bir tane istisna koydum içerisinde, tamam mı? Mesela glisenin gliserolü de vardı ama en sık karşılaşacağımız su olacak. Bu yüzden hocam 40 net karar mıdır? Hayır. Bunu bozan ufak tefek istisnalar da vardır. Ama bunun genelinde biz böyle bir kanıya varırız. Bir enerji eğer ki 40'ın üstündeyse güçlü bir etkileşim, kimyasal bir bağdır diyoruz. 40'ın altındaysa zayıf etkileşim yani fiziksel bir bağ olduğunu söylemek istiyoruz. Peki başka nasıl bulacağım? Güçlü etkileşimleri kimler arasında göreceğim? Bakın çok kritik bir kelime. Atomlar arasında görülen etkileşim türüdür. Atomlar arası. He, o zaman bu molekül içi bağlar diye geçecek. Bir istisnası var. Kim? Soygazlar hariç diyecek. Demek ki benim atomlar arasındaki gördüğüm etkileşim türü güçlü etkileşim. Atomlar arasında güçlü. Ya da molekül içinde bir gördüğüm bağ varsa bunlar güçlü sınıfına yer almış olacak. Peki hocam zayıfı nerede göreceğim? Bunu da moleküller arasında göreceksin. Yani sana zayıf etkileşim türü nerededir derse moleküller arasında görülen etkileşim türü de zayıftır diyeceğiz. Burada güçlü ve zayıf ayrımını yapacağız. 2022 yılında çıkmış MSÜ sınav sorusunda bunu sordular. Dediler ki hangisi güçlü hangisi zayıf diye şöyle bağlara A, B, C isimleri verdiler. Bunları sordular. Peki bir inceleyelim neyi göreceğim? Güçlü etkileşim şu. Burası bakın şöyle bütünüyle bir moleküldür. Ne molekülü? HCl molekülü. Molekül içindeki gördüm. Bak atomları birbirine bağlayan bu bağ nedir? Güçlü etkileşim. Niye? Atomlar arasında görüldü hocam. Ya da şurası şöyle kesik çizgi yapayım. Tam belli olmamış burası. Şöyle kesik kesik yapalım. Peki burası ne? Hocam iki tane atom arasında gördüm. Anyon ve katyon arasında gördüğüm bir bağ. Bu nedir? Güçlü etkileşim. Bakın. Hangi güçlü? İleride göstereceğim. İyonik bağın güçlüsü. Hangi güçlü? Kovalent bağın güçlüsü. Anlaştık mı? Bunlar güçlü etkileşim. Peki zayıf nerede hocam? Ben nasıl göreceğim? Burada çok dikkat etmenizi istiyorum. Sana verdi HCl molekülü. Bak HCl. Burası ne HCl molekülü? Şu aradaki bağ ne? Şu bağ güçlü etkileşim değil mi? G diyeyim. Güçlü etkileşim. Ama hocam zayıf demiştik. Hayır bak. Molekül içi. Molekül içi. Peki şurası ne? Burası H2O değil mi? Bak iki tane hidrojen bir tane oksijen. H2O. Şu bağ ne? Güçlü etkileşim. Bu bağ ne? Güçlü etkileşim. E o zaman aynı mantıkla şurayı da söyleriz hocam. H2O. Bak burası da aynı şekilde H2O molekülü. Atomlar arası güçlü. Atomlar arası güçlü. Yani molekülün içi güçlü. Peki zayıf nerede? Zayıf şu anda çıkacak. Bak iki molekül arasındaki gördüğün şu etkileşim kuvvetine zayıf. Ya da iki molekül arasındaki gördüğüm bu etkileşim zayıf oldu. Anlaştık mı? Atomlar arası güçlü, moleküller arası zayıf. Burada aklına şu da gelir. İyi de hocam, bu da klor ve hidrojen atomu değil mi? Hayır. Bak şöyle düşünüyorsun. Bu bir bütün molekülün içindeki atomlar olacak. Bak, molekülün içindeki atomlar. Molekülün içindeki atomlar güçlü. Ama iki molekül arasında, bak bu moleküle ait hidrojen, bu da HCl molekülüne ait klor. Farklı iki molekül arasındaki gördüm. Bu benim kabulüm değil. Anlaştık mı? Burası molekül arası, burası molekül içi şeklinde karşımıza geliyor. Bu sayede biz güçlü ve zayıf etkileşimleri öğrenmiş olduk. Şimdi ufak bir tekrar edeyim. İlk olarak gördüğümüz konulardan birincisi kimyasal türü tanıdık. Amirler dedik. Atom, molekül, iyon, radikal dedik. Onların tanımlarını yaptık. Daha sonra etkileşimlerini gördük. Dedik ki bunların etkileşimleri nasıl olacak diye. Güçlü etkileşim ve zayıf etkileşimde iki kısımda ayırdım. Güçlüler için dedik ki kim güçlü? Kovalent bağlar, iyonik ve metalik bağlar güçlü diye ilk harflerinden çıkartmaya çalıştım. Daha sonra zayıflardan bahsettik. Kim zayıf dedik? Hocam vah vah zayıf insan dedik. Van der Waals ve hidrojen bağları aklımıza geldi. Van der Waals bir daha dağlanıp budaklandı ama şu an düşünmene gerek yok bunu. Hidrojen bağları ileride çok daha detaylıca işleyeceğiz bunları da. Onun dışında güçlü ve zayıfı tanımanın birinci olarak en önemli kısmı bir enerji birimi verdiyse
40'tan yüksekse güçlü, düşükse zayıf. İstisna kimdi? Su. 43-46 gibi ifadeler kullanılır. Bak 40'ın ciddi yukarısında mesela diyelim ki 1300 derse hocam güçlü bu, buna dokunamaz. Ama 40'tan çok ufak bir yükseklik gösterdiyse mesela su içinde verdi 43 verdi 46 verdi bu zayıf etkileşim konumunda olacak. 40'ın üzerinde olsa da. Daha sonra ikinci dikkat edeceğim detay şuydu. Atomlar arası gördüğüm etkileşim güçlü, soy gazlar hariç. Moleküller arasındaki gördüğüme de zayıf etkileşim şeklinde bahsetmiş olacağım. Evet gençler şimdi video defter notunun içerisinde bir tane testimiz var. İlk olarak o testi çözüyorsun, sonra soru bankasına geçiyorsun. Bununla ilgili bir tane daha orada test var, sonra da orayı çözüyorsun. Onu çözdükten sonra bir sonraki derse geçişini sağlamış oluyorsunuz. Evet gençler o zaman bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.